Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarihsel kaynaklarda her ne kadar Hazreti İsa'ya yakın bir dönemde geldiği düşünülüyor olsa da, Hazreti Musa'dan olduğu düşünülüyor olsa da, Asurluların yaşadığı bir dönemde Ninova şehrinden bahseden kaynaklar Hz. Yunus Aleyhisselam'ın Eyyub Aleyhisselam ve Şuayb Aleyhisselam'ın son döneminde yaşamış bir şahsiyet olduğuna dair önemli bir işareti bizlere beyan etmektedir. Oldukça önemlidir. Zira Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün Arafat'a doğru bir yolculuk yaptığında şöyle bir beyanatta bulunuyor. Yunus bin Metta'dan daha hayırlı olduğunu eden kimse yalan söylemiştir. Başka bir hadiste ise Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Mekke ile Medine arasında Herşa tepesine geldiğinde yuları hurma lifinden olan kızıl bir devenin üzerinde sırtında yünden bir aba ile Yunus'un buradan telbiye ederek geçtiğini görür gibiyim buyurmuşlardır. Bazı İslam kaynaklarına göre Yunus Aleyhisselam Yakup'un oğlu Bünyamin'in kabilesinden olması bu hakikat dairesinde bizim söylemiş olduğu hakikatlere daha yakın ibareleri taşımaktadır. Efendim, oldukça önemli olan meselelerden bir tanesi ise şöyle ibarelendirmek gerekiyor. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde tevhid akidesinin beyanatını sunmak üzere kendisine vahiy gelmeden evvel yaşadığı bölge bugünkü Basra Körfezi'ndeyiz. Özellikle Beni İsrail'den bazı kavimlerin daha uzağında yer alan bu bölgede Yunus Aleyhisselam bir genç olarak içinde bir ateş taşıyor. Sürekli olarak o hak ve hakikati beyan etmek için bir talebi var kendi içerisinden. Zira dayandığı nesebi Yakup oğullarından bir tanesinden kölelik vasfiyetiyle sürgün gelmiş olan bir babanın evladı. Yaşadığı coğrafyada sıkıntı ve eylemler olmakla beraber her seferinde tarlada çalışmak için babası ya tarlada ya da hayvancılıkla meşguliyeti için onu bir bölgeye gönderdiğinde civar insanlara o hayvanların sütünü sağıp vermesi, bazen bir koyunu bir keçiyi hediye etmesi, hem babasının asil duruşuyla kabule şayan gibi görünse de Yunus Aleyhisselam için oldukça zor bir dönemi bizlere gösteriyor. Hayvanları oldukça seviyor Yunus Aleyhisselam. Bu hakikatle insanlardan da uzak durmaya çalışıyor zaman zaman. Zira onların tevhid akidesinden çıkarak sürdürmüş olduğu hayat biçimini bir türlü kabullenmeyi beceremiyor. Gayet de doğal ve tabii bir şey. Zamanın birinde bir keçinin sütünü sağıp fakir bir kadıncağıza vermek üzerindeyken keçi Yunus'a dönüp şöyle diyor. Henüz 22-23 yaşlarındayken, "Ey Yunus, git. Ta İbrahim dedenin söylemiş olduğu yere git." Tabi Hz. Yunus Aleyhisselam bu sözü, kelamı anlayınca babasından izin isteyerek biraz önce Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hadisinde beyan edildiği üzere bir hac yolculuğuna çıkıyor, henüz peygamber değil. Hac yolculuğu boyunca çeşitli hayvanatlarla konuşa konuşa en sonunda Kabe-i Muazzama'ya ulaşıyor. Hz. İsmail Efendimiz'in torunlarıyla elbette bir araya geliyor. Kendisinin kim olduğunu soruyorlar çünkü o bölgede de nesep ilminden haberdar olan isimler var. Herkes öyle bir Mekke-i Mükerreme anlatıyor ki sanki fil vakasından önce hiçbir bir şey yokmuşçasına. Anlaşılıyor ki Yakup Aleyhisselam'ın torunlarındandır. Kendisine bir talebi oluyor, diyor ki beni Kabe'nin içerisinde yatırın, ben de orada yatmak istiyorum diye bir talepte bulunuyorlar. Hz. İsmail Efendimiz'in torunları diyor ki Kabe'nin içerisine girmek sana zarar verir. Bugün dahi böyledir. Kabe-i Muazzama'nın içerisi Celal-i Tecelli'nin en büyük noktası olduğu için dünya yüzeyinden söylemek gerekirse o müthiş bir sekine insan hayatında negatif etkileri meydana getirebilir. Çünkü dünyalık bir noktada değil orası. Dünya sizi reddeder tabiri caizse, böyle anlaşılsın diye söyleyebiliriz. Yunus Aleyhisselam çok talep ediyor. Giriyor Kabe-i Muazzama'nın içerisine. Kapısını da kapatıyorlar arkasından. 3 gün 3 gece kalıveriyor orada. Ve Yunus Aleyhisselam çıktığında oldukça farklılaşmış bir halde çıkıyor. Ama bu andan itibaren de üzerinde bir celali tecelli hasıl oluyor. Daha önce yumuşak huylu,
sakin sözlü olan bu zatın artık daha keskin kelimelerle konuştuğunu görüyoruz. Hazreti İsmail Efendimizin torunlarından bir tanesi ona bu dil konusunda henüz peygamber olmadığı bu dönemde daha sakin, daha yumuşak olmasını beyan ediyor. O da ne yapayım, benim dedemi kurban etmediler, sizin dedenizi kurban edeceklerken kurban indi buyurarak bir latife de bulunuyor elbet. Kendi ülkesine geriye döndüğünde babasının yanında tekrar kalıyor ama artık daha sinirli ve daha gergin olan Yunus Aleyhisselam yaşadığı beldedeki insanların haline bir türlü dayanamayarak onlara sürekli kızıyor. Tövbe etmek zorundasınız yoksa bu hal böyle olmaz diyor derken kendisine gelen bir rüya yoluyla Cebrail Aleyhisselam kendisine görülüp Mısır'a doğru veya bir başka bölgeye doğru hareket etmesi için gemiye binmesini söylüyor. Meşhur hadisedir ki gemiye bindikten sonra gemi hareket etmiyor. Geminin hareket etmezliği üzerine gemide bulunanlar bu gemide bir günahkar var o yüzden biz hareket edemiyoruz falan diyorlar. Ama buradaki günahkardan kasıtları tabir caizse hani herkesin gemiye binmeden önce vermiş olduğu bir sadaka-i cariye var. O sadaka-i cariyeyi vererek gemiye biniyorlar. Her ne kadar bölgedeki insanlar iman hakikatinden uzaklaşmış olsalar da gemiye binmeden önce birisine para vermenin uğurlu bir şey olduğunu tırnak içinde düşündüklerinden bunu bir kültür olarak yaşamaya devam ediyorlar. Yunus Aleyhisselam ise gemiye binmeden önce bir sinir ve celalle ben kime sadakamı vereyim ki söylemiyle biraz da Allah-u Zülcelal'in hikmet-i ilahisi unutarak binmiş oluyor gemiye. Gemiye biniyor ve Yunus Aleyhisselam bir vaveyla bir sinirle o benimdir filan diye söz söylüyor. Tabi gemi bir miktar açılmış denizden efendim yelkenli rüzgar kesilmiş bir nokta sonrasında ama diyor ki Yunus Aleyhisselam o benimdir. Yok olmaz diyorlar bir kura çekelim. 3 defa çekilen kurada yine Yunus Aleyhisselam çıkınca Yunus Aleyhisselam'ın gemiden atılmasına karar veriliyor ki işte tam da bu anda bir balinanın ağzından içeriye düşüveriyor. Balinanın ağzında ve içinde yaşamış olduğu hikaye oldukça uzun. 40 günden fazla bu balinadan içinde kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu süre boyunca başta Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam onun anne ve babasını görerek sakinleşiyor Yunus Aleyhisselam. Yani bir balığın içine düşünce, Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında görünce, onun güzelliğine hürmet ve muhabbet kendinde hasıl olunca, oldukça bitkin bir halde karaya çıksa da uzun günler sonunda nihayet sakin bir halet-i ruhiyeye bölünüyor ve artık hak ve hakikati söyleyebilecek o tatlı beyanname ile kendisine vahiy ilahi hasıl olduktan sonra. Demek ki vahiy ilahi sürekli bir mağaranın içinde gelmiyor, gün oluyor, bir balığın içinde de hasıl olabiliyor. Öyle bir dönem ki burası Firavunların yeni krallık dönemine denk geliyor. Bundan dolayı civar ülkelerde oldukça adı duyulmaya başlıyor Yunus Aleyhisselam'ın. Milattan önce 1500'lü yıllardan bahsediyoruz. Bir Mısır tabletinde o dönem için şöyle yazıyor. O ölümlü insanlarla muhatap olan bir tanrı, bütün insanların anası babası eşit olmayan biriciktir denilerek firavunlar oldukça övülü bir hayat tarzına çoktan geçmiş bulunuyor. Aynı dönemde oymacılık ve resim sanatının gelişmiş olduğunu görüyoruz ki sonraki fresklerde Yunus ve balık çizimine de ehemmiyet veriliyor. Bu Yunus Aleyhisselam'ın yaşadığı devrin bizim bahsettiğimiz gibi biraz daha erken dönemde olmasıyla ilintili olduğunu beyan edebiliriz. Minos uygarlığı M.Ö. 1600'lerde yangınlarla ortadan kalktığı görülüyor ki sanatta ilerlediği gibi sanatlarında çıplaklığın ön planda olduğu da biliniyor. Haklarında hiçbir yazılı metin kalmamış olan bu millet için söyleyebileceğimiz sözse Hazreti Eyyub ve Yunus Aleyhisselam'ın Resul-i Kibriya hakkındaki sözleri ve vefatlarının yaşandığı dönemle yakinen ilişkili. Onları ibarelendirdikten sonra Allah nasip ederse Zülkifil Aleyhisselam dönemine geçiyor olacağız. Ve yavaş yavaş 5. cildimizin sonuna geliyoruz Allah nasip ederse bu dönemleri ifade ederken. Efendim yarın Hazreti Eyyub ve Yunus Aleyhisselam'ın son deminden bahsediyor olacağız. Farklı zamanlarda vefat ettiler ama her ikisinin ortak beyanatları Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı nihayet kelam, siyer-i nebi üzerine o yüzden kalem bu hakikat üzerine yazıyor. Efendim yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere. Bugünlük kalın sağlıcakla.